Buradayım hocam ben. Tamam, başlayalım hocam o zaman. Başlayalım hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar dün ağırlıklı olarak Nisa suresi 34'ü konuştuk. Erkeklerin kendi mallarından harcamaları dolayısıyla idareci konumunda olmalarını, sorumlu gözeticidir diyor zaten ayeti kerimede. Allah salih kadınlar, gönülden itaat edenler, Allah nasıl koruduysa görünmeyeni koruyanlardır. Yani namusunu, iffetini koruyan kadınları bahsediyordu. Daha sonra da nüşuzundan korktuğunuz kadınlara önce öğüt verin, sonra onları yataklarda yalnız bırakın. Bu da yetmezse, işte burada hafifçe vurun diye filan çeviriyorlar. Darabe kelimesi de var. Bunun ne anlama geldiğini, niçin böyle olması gerektiğini. Peki erkek vahyin kontrolünü çıkarsa ne olması gerektiğini detaylıca konuştuk. Buradan tabii eşlerin birbirlerinin imanlarından sorumlu oldukları konusu gündeme geldi. Alican'ın sorusu üzerine Tahrim suresini işledik. Ve diğer birkaç ayette daha vardı. Meryem'in Nisa Ali İmran 44'te herhalde Zekeriya'yı Meryem'den sorumlu kıldık ayeti vardı. Eşler nasıl birbirlerinin imanından sorumlu olurlar? Tahrim suresini 1'den 5'e kadar detaylıca işlemiştik. İşledik. Ve günümüzde Türkiye'de bunun büyük bir sorun olduğunu, çünkü kimsenin işin iman boyutuna dikkat etmediğini, herkes genelde paraya baktığını, yani maddi durumu iyiyse, çocuklar özel okullara gidiyorsa, paralar pullar yerindeyse pek bir problem yok yani. Kim ne yaparsa yapsın. Fakat maddi sıkıntılar varsa burada genelde sorun oluyor. Ama Allah müminlik vasıfları olanları birbirleriyle evlenmesini ve bir ailenin vahyin ekseni etrafında şekillenmesini şart koşuyor. Oradan yola çıkıyor. Diğer maddi boyutlar, diğer boyutlar ikinci plana geliyor. Mümtehine suresi 10. ayeti işlemiştik. Gelen kadınların imanlarının kontrol edilmesi, imtihan edilmesi. Daha sonra müşrik erkeklerle müşrik kadınların ayrılması, mümin erkeklerle müşrik kadınların bir araya gelmemeleri. Eğer yine 34. ayetle başka sorularınız varsa sorun. Eğer değilse 35'ten devam edeceğiz inşallah. Hocam şunu sorayım sadece. Burada erkeklerin mallarından dolayı hakim ve koruyuculardır diyor ya. Peki günümüzde biliyorsunuz artık kadınlar da çalışıyor. Mutlaka bu konuyu işlemişsiniz de bu kısa da olsa bir anlamak istiyorum. Kadınlar da bu çalışma hayatına girdiler. Şimdi bu konuda nasıl bir şey yapılması gerekiyor? Şimdi burada erkeklerin kendi mallarından harcaması nedeniyle kadınlar üzerine gözetici ve sorumludur ifadesi kullanıyor. Bazıları da yöneticidir demiş. Yani erkeğin yaratılışı ile kadının yaratılışı arasında ben bir makale olarak yazdım. Tıp ilminin ve biyoloji ilminin ortaya koyduğu verilerle 45 tane farklılık var. İşte bu farklılıklardan dolayı erkeği aile içerisinde yönetici olarak seçtiğini söylüyor Kur'an. Bunu anlamak gerekiyor. Burada kadının yani kendi mallarının harcaması nedeniyle ifadesini kullanırken sadece mehir verme, efendim onu yedirip içirme, geçindirme anlamında değil, onun güç ve kuvvetiyle, onun hani biz peygamberleri recüllerden seçtik ifadesi kullanıyor. Bunu neden kullanıyorsa buradaki ifade de o. Onu anlamak gerekiyor. Peki hocam, o zaman iki kişi evlenirken, hani Türk filmlerinde vardır ya, fakir olan zengin kız. O zaman zengin kız mı mehir vermesi gerekir? Yok, yok. Kur'an'da zengin kızın mehir vermesi gerektiğini de burada erkeğin şeyini koruyor Kur'an, liderliğini, yöneticiliğini koruyor Kur'an. Mehir vererek kesinlikle aşağı bir duruma düşmemesini istiyor. Burada evlenirken de hani davul bile dengi dengine vurur diyorlar ya, erkekle kadının
genelde ben sürekli fakir olanları tercih ederim. Ettim de yani. Burada zengin olanı tercih etmemesi lazım Müslüman bir erkeğin. Yani orada onun güç ve kuvvetine, yani mal gücüne boğulmaması lazım diye düşünüyorum. Evet, peki. 35. Kadın ile kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, bu durumda erkeğin ailesinden bir hakem, kadının da ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar arayı düzeltmek isterlerse, Allah da aralarında başarı sağlar. Şüphesiz Allah bilendir, haberdar olandır. Yani burada aslında bir ailede bir bozukluk, bir huzursuzluk, bir bozgunculuğa doğru gidiş varsa, kadının ailesinden bir hakem, erkeğin ailesinden bir hakem getirin diyor. Yani burada torpil olmasın, ayrımcılık olmasın. Her iki, mesela bir kadın haksızlık yaptıysa demesi lazım ki kadının yanındaki hakem, hakkı temsil eden hakem, sen haksızsın burada. Erkek haksızsa bu konuda erkeğe sen haksızsın diyebilsin. Erkeğin yanındaki hakem de erkeğe sen haksızsın diyebilsin. O zaman kimin haklı, kimin haksız olduğunu ortaya koysun. Evlenirken verdiği sözleşmede kimin o yaratılışta verdiği söze sadakat göstermesi gerektiğine dair bunlar yemin etmişti. Bu yeminleri hangisi bozduğunu ortaya çıkarıp o aralarındaki problemi böyle çözmeyi istiyor Allah. Dilerse diyor. Burada eğer aralarının açılmasını kendileri istiyorsa bunu bütün dünya toplansa hakemleri gene düzeltemez. Orada kişinin kendi istemesi lazım. Hani Davut bağışlama diledi, biz de onu bağışladık diyor ya. Yani Rabbani yola bir kişinin yürüyebilmesi için ancak Rabbani duyarlılığı olması gerekiyor. Olmuyorsa kesinlikle o sapkın bir yola gitmek istiyorsa ona kimse engel olamıyor o yola gidişinden. Bunu anlatıyor Kur'an. Evet, o zaman demek ki geçimsiz ailelerde, sıkıntılarda erkeğin ve kadının ailesinden hakem rolü oynayanlar birilerinin devreye girmesi gerekiyor. Bu önemli bir şey. Genelde bu pek yapılmıyor. Ve herkes kendi tarafını tutuyor. Allah bunu istemiyor. Tam tersi, hem ailelerin dışarıdan gelmesi, müdahale etmesi, belki kavga eden eşlerin veyahut da geçinemeyen eşlerin göremediklerini görürler. Veya bir sorun varsa bu masaya yatırılır. Düzgün bir şekilde belki çözüme konulur. Yani bu Kur'an'ın aileye ne kadar önem verdiğini de gösteriyor. Çünkü vahye giden yolda tabii ki bireylerin tercihleri esastır. Ama bunun güce dönüşmesi aileyle oluyor. Aileler sağlıklı bir şekilde oluşacak ki bu ailelerin oluşturduğu toplumdan barış ve adalet temelli bir dünya kurulabilsin. Aksi takdirde hepsi boş. 36. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve sağ ellerinizin malik olduklarına güzellikle davranın. Çünkü Allah her büyüklük taslayıp öbürlerini sevmez. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Yani Allah şirk, her türlü günahı bağışlarım ama şirk koşanı bağışlamam diyordu. Şirk koşanı bağışlamak ne oluyordu? Kişi kendisini
o bağımlılıklardan kurtaramadığından dolayı Allah bağışlamam diyor. Allah kişi kendisini değiştirdikten sonra yapmış olduğu bütün şirklerden de efendim her türlü kötülüklerden de Allah kendisini düzeltmek isteyeni düzeltir, bağışlar. Yani bunu kesinlikle öyle düşünmemek lazım. Bir tane kişi 99 tane adam öldürüyor. Varıyor alime bile, alim kim var buralarda, dolaşıyor, inceliyor. Falan adam var. Gidiyor ona. Sen diyor, ben diyor 99 kişiyi öldürdüm. Allah beni bağışlar mı diyor. 99 kişiyi öldüren adama Allah bağışlar mı diyor. Bağışlamıyorsa madem diyor, seni de öldüreceğim diyor, öldürüyor onu da. Ondan sonra gidiyor başka birine. Hep böyle diyor. Birisi diyor ki, sen diyor, Allah sen dönmek istersen, bağışla, sen kendini düzeltirsen, Allah seni bağışlar diyor, onu öldürmüyor. Şimdi onun dediği gibi, Allah bütün insanları öldürse bile, o kişi kendini düzeltirse, Allah bağışlar. Ama kişi kendini düzeltmeye doğru bir yöntem bulamıyor. Yani kendini bağışlayacak bir konuma gelemiyor. Gelemeyince de, müşrik olunca da, bağımlı olunca da Allah onu bağışlamam diyor. Olay bu. Komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve sahillerinizin malik olduklarına güzellikle davranın. Çünkü Allah her büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez. Allah kibirleneni, gururlananı sevmez. Çünkü iblis ne dedi? Ben ateşten yaratıldım, o topraktan. Ben topraktan yaratılana secde etmek için var değilim dedi. Allah huzurundan kovdu. Zaten iblisin bu teklifi insanda olursa insanı da Allah bağışlamam ifadesi kullanıyor. Olay bu. Evet. Burada ayetin birinci şeyinde Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Allah'a hiçbir şeye ortak koşmamanın ne anlama geldiğini biz Kur'an bütünlüğünde anladık. Anladık da pratik hayatta bu böyle olmuyor. Sürekli, tabii biz bunu böyle teorik olarak öğreniyoruz buradan. Ama ne anlama geliyor? Ben ailemde, mesela evlilik. Evlilikte evlenirken karşı tarafın imanı var mı yok mu, iyi mi kötü mü bunu sormuyorsan parası pulu iyi, ailesi de zengin, işte bu Allah'lık bir tip. Ben bundan geçinir giderim, gül gibi yaşarım diyorsan, Allah diyor ki müminle evleneceksin. Sen ne oldu burada? Kendi nefsini Allah'a ortak koşuyorsun. Oradaki menfaati görünce yamuluyorsun. İşte mesela bir örnek. Bu sürekli yaşanan örneklerden birisi. Diğer taraftan Allah mesela cihad edin diyor. İnfak edin diyor. Allah yolunda harcayın diyor. Bir sürü emirleri var. Biz bunları işimize gelmediği yerde yapmıyoruz çocuğunu. Yan gelip yatıyoruz. Gücümüz yoktur. Belki masum rolüne de bürünüyoruz. Veya işte ülkemizde tevhidin hakim olması için öyle ya da böyle Kur'an'a yakın hareketler var. Mesela bu hareketlerden birisi Milli Görüş Hareketi'ydi. İçinde tabii ki hurafe doluydu, yanlışlar doluydu. Ama diğer hareketlere göre daha yakındı. Ama kimse destek vermiyor. En ufak bir çatışmada herkes kaçıyor. Arkadan hançerliyor. Çelme atıyorlar. Şimdi yani bu ülkede tevhidi hakim kılmak bizim vazifemiz, bizim görevimiz. Biz bunu yapacağız yani. Biz ülkemizde Allah'a ortak koşulmamasını biz sağlamamız lazım. O zaman bunu yapmamız için Allah'a ortak koşanların kim olduğunu bilmemiz lazım. Böyle bir tevhidi bir dünyanın kurulmasını engelleyen güçlerin ne olduğunu bilmemiz lazım. Dolayısıyla hani meşhur bir şey vardır, anlatılır yani bir şeyin, mandalinin, portakalın yetişebilmesi için toprak lazım, ısı lazım, güneş lazım. Bu güneşin dünyaya gelebilmesi için şu kadar eğik olması lazım. Gece gündüz lazım. Kısacası bir portakal için koskoca bir evren gerekiyor. Bir dünya gerekiyor yani.
Bu da böyle işte. Allah'a ortak koşulmayan bir dünyanın kurulabilmesi için birçok hareket lazım, davranış lazım. Yani bunları ben niye söylüyorum şimdi? Biz bunların hesabını yapmak zorundayız. Yani gücümüz yetmese bile, başaramasak bile, yapamasak bile ama bunların hesabını yapacağız ki yarın pratik hayatta dost kim, düşman kim, nerede adım atacağım, kimin kıymetini bileceğim, kimlerle yola çıkacağım, kimlere sahip çıkacağım, kimler bana düşmanlık ediyor, kimler bana destek veriyor, bütün bunları planlayabilelim. Aksi takdirde ona hiçbir şey ortak koşmayın. Şöyle de diyebilir insan, ben zaten koşmuyorum ki. Allah'tan başka Allah vardır demiyorum. Allah'ın eşi benzeri ortağı yoktur da diyor. Okuyorum da ayetleri. Tamam. Üç dönüm postan yan gel yat Osman. İşte ondan bitmiyor yani olay. Bir de burada yardım etmemizi söylüyor Allah. Mesela komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa, sayelerinizi malik olduklarına. Ben mesela sorayım Hatice Hanım, Hatice Hanım sen yardım ediyor musun yanındaki komşulara, arkadaşlarına, yolda kalmışlara? Senin cariyen yok gerçi sahillerine malik olduğu diyor ama. Yani Tevfik abicim, tabii ki öğreniyoruz ayetleri ve sosyal hayatta da ona göre iyi niyetli olmaya çalışıyoruz. Yani her şekilde sohbet muhabbet ederek birbirimize hani destek olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Peki mesela burada diyor ki yakın akrabaya diyor. Akrabalar hurafeci. Sen Kur'an okuyorsun diye seni dışlıyor. Efendim kendileri para içinde yüzerken diğer şeylere dönüp bakmıyorlar bile. Sen bunlara nasıl yardım edeceksin şimdi? Ben nasıl yardım edeceğim? Ben öğrendiğim ayetleri onlarla konuşarak, onlara da anlatarak. Tabii inanmıyorlar. Büyük tartışmalar oluyor. Ancak bu şekilde yardım edebilirim. Hakikati anlatarak. Eyvallah. Allah razı olsun. Bir de burada diyor ki yakın komşuya, uzak komşuya. Bak bu da çok ilginç bir şey. Evet. Yani Allah aslında insanları, müminleri birbirine böylece bağlıyor. Bir örümcek ağı gibi örüyor yani. Yakın komşuya, uzak komşuya. İşte mesela biz Bremen'deki, pardon Rotenburg'daki Ali'ye yardım edeceğiz gerektiğinde. Veya Ali bize yardım edecek. Yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve sahillerinizi malik olduklarına. Çok müthiş bir ayet. Bunlar birer emir. Buyur. Tevfik abi bir de bu ayet yani şunu anlatıyor aslında. Sosyal ve aktif bir Müslüman olmak. Hani her hayatın içerisinde aktif olmak. Ben böyle anlıyorum. Eyvallah. Yani yardım edin diyor üstelik. Gidin onlardan yardım dilenin, dilencilik yapın demiyor. Demek ki o zaman Müslüman veren, yardım eden, sorun çözen, sorun üreten değil, sorunu çözen, ortadan kaldıran ve bu sorunların oluşmaması için bir dünya kuran insan, mümin. Şimdi haram iyiliği emredeceksin, kötülüklerden insanları sakındıracaksın ki ortaya ne iyiliği belirsiz, kulağında 20 küpe, dilinde bilmem ne şeyleri, çatalları takılı, efendim 3 gün ateist, 5 gün deist, 15 gün bilmem ne olan böyle bir nesil yetişmesin. Bunlar nereden yetişiyor? Yanlış bir eğitim sisteminden, yanlış bir topluluktan yetişiyor. İşte bu bataklığı mümin olarak sen kurutmak zorundasın. Bunu ne işte o zaman durum bu olunca sen bir mümin bir dağ gibi olacak herhalde benim Kur'an'dan anladığım. Yani herkes onun üzerine dolaşacak, çıkacak, belki pisliğini atacak ama o sürekli veren olacak, o sürekli sorun çözen olacak, o sürekli üretken olacak. Ki böyle bir dünya kurulabilsin. Resuller hep böyle yapmış. Resuller gidip kimseden dilencilik yapmamış. Ellerinden geldiğince mücadele etmişler. Başka sözünüz var mı arkadaşlar? 36. ayette 37'ye geçeceğim. Peki. 37. Onlar cimrilikte bulunurlar. İnsanlara da cimriliği emrederler, önerirler. Allah'ın fazlından kendilerine verdiğini gizli tutarlar. Biz o kafirlere aşağılatıcı bir azap hazırlamışızdır. Bir ayette diyor diye.
elinizi tamamen ne cimri sıkın ne de tamamen açıverin diyordu. Sıkarsanız, yani cimri olursanız kesinlikle ihtiyaç sahipleri açıkta kalır. Dünya hayatında kesinlikle ben onları doyurmayı size emanet ettim. Siz onları doyurmazsanız, onları yedirip içirip giydirmezseniz o zaman onlar mağdur kalır. Eğer siz onlara yedirir içirseniz ahiret aleminde ben size bunları kat kat fazlasıyla ödeyeceğim diyor Allah. Ama elinizi de diyor tamamen açıverirseniz kesinlikle yardıma muhtaç kalırsınız, kınanmış durumda olursunuz. Yani Kur'an vasat bir ümmet, orta bir yol, orta bir namazdan bahsediyordu. Bu orta namazda nedir? Yani vasat bir halde yaşamak. Ne cimrilik ne de müsriflik. Tam orta bir yol ifadesi kullanıyordu. Onlar insanlardan cimriliği emreder. Yani kimseye vermeyi istemezler. Ne diyordu bir surede? O inkar edenlere biz namaz kılanlardan değildik. Onları yedirip içirmezdik, doyurmazdık. İfadeleriyle o cehenneme atanlar cehenneme giriş sebebini anlatıyordu. İşte Allah'ın fazlından kendilerine verdiğini gizli tutarlar. Yani Allah veriyor, Allah'ın verdiğini insanlara vermiyorlar. İşte Allah bunlara ne diyor? Biz o kafirlere aşağılatıcı bir azap hazırlamışızdır. Yani cimri olanları kafir olarak niteliyor Kur'an. Yani onu ebedi bir azap için hazırladığını söylüyor. Evet. Daha önceki ayetlerde zaten bu cimriliği de arkadaşlar konuşmuştuk. Cimrilik nasıl oluyor? Mal yığmakla. Yani mal yığanlar cimri oluyor. Şimdi kim mal yığıyor sürekli? Kim biriktiriyor? Güç sahipleri, şirket sahipleri, bankalar, büyük holdingler, tekelleşmişler. Yani şimdi Allah onları sevmiyor. Bakın mesela günümüzde toplum nereye özeniyor? Çevirlendicilere bakın. İşte güç sahibi bir kadın veya bir erkek sürekli bir şeylerin mücadelesini veriyor. Altlarında arabaları, türlü türlü hizmetleri, hizmetçileri, villaları, güçleri, fabrikaları toplumuna özeniyor. Yani cimrilik eden insanlara özeniyor. Batı'da da bu böyle. Bakın Batı devletlerindeki krallıklara, yöneticilere, mülk sahiplerine, baronlara hep sürekli biriktirmiş. Toplum bunu normal bir şey gibi görüyor. Halbuki Müslüman bir toplum olsa hep şunu düşünecek. Bu adam acaba Allah'a nasıl hesap verecek? Korkmuyor da mı Allah'tan bu kadar mülk biriktiriyor diye? Bunu uyarırlar, buna özenmezler yani. Ama Batı toplumu buna özeniyor. Müslüman olmayınca cimrilikle cömertliğin arasındaki farkı bilemiyorlar. Tabi Allah burada biz o kafirlere aşağılatıcı bir azap hazırlamışızdır. Yani cimriliği kafirlik olarak görüyor Allah. Demek ki infak etmemek, sürekli biriktirmek Allah'ın emrine karşı gelmiş oluyor. Emre karşı geldiğinden dolayı da kafir oluyor. Şimdi mesela sırf şu ayetten yola çıkarak Müslümanlara cuma namazlarında diyecekler ki ey Müslümanlar zengin olma hayalleriyle yaşamayın. Zengin olmanız için biriktirmeniz gerekiyor. Cimri olmanız gerekiyor. Allah'sa o cimrilere, o kafirlere aşağılatıcı bir azap hazırlamışızdır diyor. Deseler belki Müslümanlar birazcık da olsa paranın peşinden koşmaktan, ona ilah edilmekten vazgeçecekler yani. Ama hiç oğlum yok. Valla ben sana geldim geleli bir senedir ki hep bu şeylerin üzerinde duruyorum. Şey var. Ben burada bir soru sorayım abi, özür dilerim. Aynen böldüm ama
Şey var, mikrofonu önceden açmaya çalıştım bir soru sormak adına. Bunun ölçüsü ne olmalıdır abi? Mesela para biriktirmenin ölçüsü ne olmalıdır? Ne olmalı abi hocam? Kendine yetecek kadar diyor. Rahmetli babam vardı. Ben kendime olan ihtiyacımı ayırırım. O ihtiyaçtan arta kalanı dağıtırım derdi. Tamam da mesela şey var Aliz hocam. Bir kişinin evi yoktu. Ne bileyim işte gerekirse hani ortalama bir arabası yoktu. Bu adam biriktirirse günah mı işlemiş olur? Ya bu yani bir adam zaten normal şartlar altında piyasanın denginde olan bir şekilde yaşamak için hazırlık yapması elbette gayet normal olan bir şeydir. Zaten infak kime yapılıyor? İhtiyaç sahiplerine yapılıyor. Yani yiyecek ekmeği olmayan, hani Bakara suresi 273. ayette diyordu ya, onlar diyordu, imanlarından dolayı açlıklarını kimseye hissettirmezler diyordu. Sen onları ara bul, onlara yedirsen onları yüzlerinden tanırsın. Yani eve ekmek alamayan, eve içecek su bulamayan, evde su bulamayan, elektriğini ödemeyen, yakıtını hazırlayamayan bir insan görüyorsun. Sen bunları araştır bul, onlara yardım et, onlara destek ver ifadesi kullanıyor. Bir Müslüman olanın, fakir olanın durumunu böyle anlatıyor. Zengin olanın da böyle fakir olanları imanlarından dolayı isteyemeyenlere yardım etmeyi birinci vazife olarak gösteriyor Allah. Evet, eyvallah. Peki hocam, burada bir sorum daha olacak. Ya özür dileyerek konuyla biraz bağlantılı da demin Tevfik abi de o şeyi anlatırken, soracağım şeyle ilgili anlatırken mikrofonu açamamıştım da. Bu hani Kur'an'ın genelde söylediği yakınlardan başlamalı şeyler var. Hep yakınlardan, işte komşu bilmem vesaire vesaire. Bu yakın denilince bu yakın kavramının içerisine kimler girer? İşte Kur'an miras hukukunu bahsediyor ya. Bak Kur'an birinci şıkta eşleri ve çocukları. İkinci şıkta annesi babası. Eğer bunlar da yoksa kardeşlerini diyor bak. Ve bu çevreleyerek gidiyor. Bir ağaca çapaklarına su gelmesi lazım ki o ağaç ondan istifade etsin. En yakınından başlar. Çapaklara, ağaca en yakın, gövdeye en yakın ne vardır? Çapakları vardır. Sen o çapakları suladığın zaman, çapaklara suyu verdiğin zaman o gövde alıyor, ondan istifade ediyor. Yani insanlar yakın çevreyi birinci planda tutsun diyor. Herkes evinin önünü temizlerse şehir temiz olur ifadesi var ya, herkes yakınlarına doyurur, yedirir, içirirse çevre, şehir doyar, yer, içer anlamında Kur'an anlatıyor. Tabii bu da genişleyerek etrafa dağılıyor. İşte bu haç da dünya üzerindeki bütün Müslümanların ihtiyaç sahibi olanları, her yönden gelen insanların onları dile getirip onlar hakkında bilgi edinip o insanlara İslam devletinin el uzatmasını Allah istiyor. Önemli olan bu. Eyvallah hocam. Bir de benim özür dileyerek söyleyeyim. Bir de benim yıllardır şu kafamı kurcalamıştır. Bir türlü de çözümünü şey dememişimdir. Hatta bir ara bir müftü beyle, çok samimi olduğum bir müftü beyle bununla tartışmasını yapmıştık da. Şimdi fıkha baktığımız zaman hocam şey var. Diyor ki işte usul ve furuğuna zekat veremez diyor. Zekat verilecek yerlerde. Usul ve furuğu da baktığınız zaman işte anne baba, evlatlar vesaire ve furuğu da torunlar bilmem neler diye geçiyor. Ben bunu yıllardan beri şey dememiştim. Şimdi bunun içerisinde zaten yakın kavramı bunların şeyin içine girmiyor mu hocam? Bak burada, değil mi böyle bir şeyden? Burada zaten zekatı hiç anlayamamışlar.
zekat İslam devletinin Müslüman olanlardan aldığı verginin adıdır. Zekatın kesinlikle infakla alakası yoktur. Yani zekat vermeyen kişiden zorla alınır ama infak yardım kişinin kendi özgür iradesiyle bağışladığı bağışın adıdır. Bunu anlamak gerekiyor. Eyvallah hocam. Bak mesela yani burada 40'ta bir zekat derler. Bunu 40'ta bir diye Kur'an'da bir ayet gördün mü? Yani burada o günkü İslam otoritesinin kişinin vereceği vergiyi belki %1, belki %2, belki %10, belki %20, belki %30 o şartlara göre kendisi belirler ne kadar olacağını. Zekat İslam toplumunda verginin adı. Yani bugün vergi nasıl esnaflardan, insanlardan alınıyorsa İslam toplumundaki zekatın adı budur. Bunu anlamak gerekiyor. İşte infak ise farklı bir olaydır. İnfak kesinlikle Allah'ın onun üzerinde zorlayıcı bir hüküm uygulamadığı, kişinin kendi özgür iradesiyle onu infak bağışlama yaptığı şeyin adıdır infak. Onu ayırmak gerekiyor. Onunla ilgili isterseniz bir ayet okuyayım. Bakara suresi 264. ayette onu okuyayım. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmayıp insanlara karşı gösteriş olsun diye malını infak eden gibi minnet ve eziyet ederek sadakalarınızı geçersiz kılmayın. Burada sadaka, infak kelimesini hem kişi için kullanmış hem devlet için kullanmış Allah. Burada yani sen birine infak ettiğin zaman bunu Allah'a borç veriyorsun. Bunu kesinlikle akıldan çıkarmamak lazım. Sen onu verdin mi, ben verdim diye onu minnet altına sokmaman gerekir diyor Allah. Bunu sokanlar ise bunu Allah için vermeyenler, münafık ve kafir olanlar bunu yapar diyor. Eziyet ederek içersiz kılmayın. Böylesinin durumu üzerinde toprak bulunan bir kayanın durumuna benzer. Üzerine sağanak bir yağmur yağdı mı, düştü mü o onu çırılçıplak bırakıverir. Yani orada hiçbir şey bırakmaz. İşte onlar kazandıklarından hiçbir şeye ahiret aleminde güç getiremezler. Allah kafirler topluluğuna hidayet vermez diyor. Yani burada ne kadar infak edeceklerini sorarlar. De ki ihtiyaçtan arta kalanı. Senin ihtiyacın olanı sana istemiyor Allah. Sen ihtiyaçtan arta kalanı. Zaten sana ihtiyaç fazlalığını Allah veriyorsa bunu da ihtiyaç fazlalığını ve böyle olsa İslam toplumunda aç, susuz, çıplak efendim kişi kalabilir mi? Mümkün mü? Yani Kur'an'ın ortaya koyduğu bak mesela Allah diyor ki kim bana ahiret aleminde kat kat arttırmak koşuluyla borç verecek. İşte bu İslam toplumunu bütün yürüyah Allah'ın dinine koşmaya davet ediyor. İşte koraf koraf yürüyah Müslümanlar, Müslümanım diyerek gelenler Medine döneminde oldu. Ve böylece giren esenlik duyuyor. Giren rahat oluyor, zulümden kurtuluyor, açlıktan kurtuluyor, susuzluktan kurtuluyor. Çünkü faiz yok, fısk yok, her türlü kötülükler ortadan kalkmış. Herkes özgürce yaşama hakkına sahip. Böyle bir dine kim girmek istemez? İşte böyle bir din şu anda ortada yok. İşte Müslüman olanlar böyle bir dini inşa etmek için ortaya çıkması lazım diye düşünüyorum. 68. Burada buyur. Zekatta kapsam daralması olmadı mı? Nasıl hocam? Şimdi yeselüneke anil enfal. Sana neyi vereceklerini soruyorlar. Kulil af. İhtiyaçtan fazlası. Tamam. Demek ki ihtiyaçtan fazlası verilecek.
Peki diyor ki ayet-i kerimede onlardan sadaka kuz min emvalihim sadakaten tudahhiruhum ve tüzekihim ve salli aleyhim. Onların mallarından sadaka al, onları arındırsın, onları temizlesin. Şimdi sorum şu, zekatı Kur'an genellemiş, malı olan herkesten bir şeyler alınacak. Bu Allah yolunda fakirlere verilecek. Tamam, 1/40 yok. 1/40 o dönemdeki zekatül bakir dedikleri, sahabe arasında cimrinin zekatı dedikleri şey. Ama insanlar da evlerinden, arabalarından, yazlıktan, kışlıktan, bunların variyetlerinden zekat vermesi lazım hocam. Nerede diyor onu? Hocam zekatı bak araştırın, inceleyin. Zekatı İslam devleti toplar. İşte bu toplamış olduğu zekatı devlet sadaka olarak şunları diye Tevbe suresi 60'ta olacak sanıyorum. Sadakalar kimlere verileceğini, devletin vereceği. Devlet nereden verecek bunu? Ya ganimet mallarından bunu toplayacak ya da toplumdan zengin olanlardan zekat vererek bunları toplayacak. Başka türlü devlet nereden alıp toplayacak bunları? İşte İslam toplumunda zekatın adı vergi, bugünkü anlamıyla. İnfakın adı kişinin kendi özgür iradesiyle, kimsenin zorlayıcına mahsus olmadan kendi özgür iradesiyle dilediğine dilediği kadar verme hakkını Allah denemeye tabi tutuyor. Hocam burada şöyle de bir sorun çıkıyor ortaya. Dediğiniz gibi zekat sadece devletin topladığı, o devletin kendi bünyesinde ayakta durması için işte eğitim kurumu, oluşturduğu eğitim kurumu, savunma sanayi vesaire, bu memurlar vesairesinden var. Bunların maaşı. Mesela şimdi devlet, dünyanın birçok ülkesinde bu böyle, çok astronomik rakamlarda para topluyor, vergi adı altında ya da değişik adı altında, ve onu tutuyor, bir memuruna gönderiyor, kaymakama gönderiyor. Kaymakama bir ödenek oluşturuyor ya da valiye ya da değişik farklı şeylere, memurlarına. O da tutuyor işte kendi muhitinde olsun ya da değişik alanlardaki değişik iş yapan insanlara teşvik adı altında ya da yardım adı altında dağıtıyor. Bunu yaparken işte ihale açıyor. Kaymakam gidiyor, okul açacak orada. Yetkiyi veriyor diyelim ya da milli eğitime. İhale yapıyor. O ihaleyi de yakınlarına, yandaşlarına, yani birilerini zengin etme aracı. Halbuki İslam bunu hiç öngörmüyor. Onu tamamen devletin ayakta tutulduğu unsurların dışında yapılacak yardım mahiyetindeki tüm işleri bireyin kendisine aslında vermiştir. Yani benim ödemem gereken bugünün koşullarında %18 vergi mi ödüyorum? Ne kazandım? 1 milyon kazandım. 180 milyonunu vergi olarak verdim. 180 binini. Geri kalanı dedim ki ben okul açacağım hayrıma, hasenatıma. Kur'an kursu açacağım. Medrese açacağım. Hamam açacağım. O zaman ben gidip müteahhidimi kendim buluyorum. Hazırlığımı yapıyorum. Yapılan işin denetimini yapıyorum. Ya da fakirlere vereceksem o fakiri buluyorum. Ona bir şekilde ulaştırıyorum o parayı. Sonuçta bunu ben yapıyorum. Ben yaptığım zaman nokta atışı yapıyorum. Denetimini yapıyorum. İşin ayrıntılarına dikkat ediyorum. Ama bu yardımı eğer devletin bir kurumu yapıyor ise o kendi yandaşını buluyor, kendi müteahhidini buluyor. Kendi yakınını, ulaştığını şey yapıyor, gözetiyor, kolluyor. Yani benim paramı o tutuyor, dağıtıyor. Ve o usulüne uygun dağıtmıyor. Dolayısıyla Allah bu yetkiyi devlete vermemiştir. Devletin böyle onu birçok ayetlere baktığımız zaman hep bireyler sorumlu. Yani parayı kazanan insan sorumlu. Sen şefkatli olacaksın, sen ihtiyaç sahibini bulacaksın, sen müdahale yapacaksın. Sen o toplumun en alt katmandaki insanı elinden tutup yukarı çekmeye gayret edeceksin. Devletin böyle bir görevi yok. Devlet kurumlarını ayakta tutacak. Ben biraz da bunu böyle okudum, böyle gördüm. Bilmiyorum. Siz de katılır mısınız? Arkadaşlar katılır mı? Bu sorun,
orada bir sorun oluşuyor. Benim param arkadaş. Ali Bey. Ali Bey. Evet, buyur. Şimdi şöyle bir durum var devletin yapısında. Şimdi bir devlet bu vergileri, yani zekat diyelim buna, bu zekatları topladığında bir devletin ayakta durabilmesi için kurumların devamlılığı şart. Bir, bundan kullanıyor. İki, sosyal devlet ilkesi gereği yardıma muhtaç insanlara yapılması gereken, o günün tabii şartlarına göre, gereken yardımları, ister bunu direkt para, ister mal, yiyecek tarzındaki dağıtımları var. Sizin demek istediğiniz şey şu, sosyal yardım ülkesinin dışındaki devlet kurumlarının ayakta kalması için yapılan işlemler. Yani o ihaleler, şeyler falan. Yani bunu böyle bakmak lazım. Bak demin okuduğumuz, en son okuduğumuz ayette yakın komşu, uzak komşu. Aslında burada Allah'ın dediği şey elinizin ulaşabildiği, gözünüzün gördüğü, elinizin ulaşabildiği her yere el atın, uzanın, yapın bunu diyor Allah. Yani orada yakınla uzak arasındaki şey. İnfaktan bahsediyoruz biz orada. Tamam, infak işte. Hayır, zekat konusunda dedi, zekat konusunu dedin ya, şimdi vergi konusunda Ali Bey, hocamın dediği gibi, hani zekat devlet tarafından, Müslüman devlet tarafından toplanır, gereği yapılır diye. Biz tamam. Aslında o yakınlar konusu biraz daha infak konusu aslında infak. Bence. Bak, ben onu söylüyorum. Yani zekat, Ali Bey. Özür dilerim, araya giriyorum da. Şey var, mesela kişinin kendisi verdiği zaman, yani sizin ifade ettiğiniz gibi tamamen doğru usul üzerine mi gerçekleşiyor bu? Tabii ki. Yani kişi şimdi mesela fakir para fonu var diyelim. Değil mi? Sen veriyorsun. Adam gidiyor. Kömürdaş. Mesela ben daha 2 gün önce burada bir konuşma geçti. Arkadaş diyor, biz kömür dağıttık diyor. Kömür dağıttığımız evin kapısında 2 tane araba vardı diyor. Yani 5 yıl önce. Bak. Yani ama ihtiyaç sahibi olanlar başkalarıyız diyor. Yani biz 10 kişiye dağıttıysak 3 tanesinin ihtiyacı yoktu. 7'sinin ihtiyacı vardı diyor. Ama dağıttığı para kimin parası? Zenginin parası. Onun için zengin, burada Allah zengini direkt mesul kılıyor bu işlerde. Yani bu görevi devlete vermiyor. Hani devletin mesela çocuğu okutmak, çocuğu okutuyorsun orada sen devletin projelerinde onu kullanıyorsun. Burada sen aslında sonucunda onu sen sağlıyorsun. Onu okutacaksın, o ayrı bir konu. Ama ihtiyaç sahibi olanı, komşum ihtiyaçlıysa ben onu gözetmem lazım. Çevrendekileri ben gözetmem lazım. Sen yani imkanı olanların gözetmesi lazım. Bu yetkiyi, bu görevi bize vermiş Allah. Yoksa devlete git, fakir fukarayı bul. Devletin görevi değil ki. Bu ayetler bireyleri sorumlu tutan ayetlerdir. Devlet kendini ayakta tutacak. Dış, yani güvenliği sağlayacak. Eğitim, işte bürokrasi bilmem ne, bunları en üst derecede ayakta tutacak. Zekat bunu zaten öngörüyor. Ama diğerleri benim paramı, yani devlet vergisini %20 aldı diyelim. 1 milyon kazandım. 800 bin benim cebimde kaldı. O 800 bini ben şey yapacağım. Ben dağıtacağım. Allah beni sorumlu tutuyor. Yani fazlasını. Ne kadar benim ihtiyacım yoksa bu paraya, o ihtiyacım olmayanı ben bunu dağıtacağım. Anlatabiliyor muyum? Ya bunlar bana göre bunlar tartışılması gereken, tartışılan şeylerdir diye düşünüyorum da, usul noktasında. Mesela şöyle usulsüzlükler de oluyor, şey var. Adam zengindir. Gidip işte bir okul yapıyor. Atıyorum onu 10 lir, işte 1 milyona mal olmuşsa 3 milyon gösteriyor. Onu da geri tekrar vergiden düşüyor. Zaten sistemin çarpıklığından o da kaynaklanıyor. Aslında o adam infak etmek, hayra senat yapmak için okul yapmıyor. Şirket tabii ne? Ki yani. Bak devlet, şimdi Allah başka bir ayette diyor ki para belirli mahfillerin elinde bulundurulup onu devletleştirmesin diyor. Şimdi bu adam da aslında devletleşmek gibi, cemaatler de aynı yolda gidiyor bak. Yani şirketler, cemaatler, bunlar aynı mantıkla hareket ediyorlar. Bu toplumun başına bela bir yapı oluşmuş buralarda. Yani adam gidiyor.
gidiyor, okul yapıyor. Allah rızası için yapmıyor. Şirketine oradan beyin devşirmek için yapıyor adam. Ve bunu Allah rızası için hani, gibi gösteriyor. Vergi kaçırmak için de yapıyor. En basit. Zekatı toplayan devlet, İslam devleti, ben sadece yol yaparım, hastane yaparım, işte okul yaparım. Vatandaş açmış, fakirmiş. Orası beni ilgilendirmez. Zengin olanlar infak etsin. Etmiyorsa orada ölsün. Benim görevim değil. O zenginlerin görevi. Bunu neye dayanarak sen nereden çıkartıyorsun Ali? Bak şimdi. Sen bir defa sistemin başı çarptık. Sen? Hayır ben bu sistemden konuşmuyorum. Diyelim ki bak şöyle düşün. Hazreti Muhammed bugün yaşıyor ve burada böyle bir devlet kurdu. Gerçekten vahye göre işleyen bir devlet var ve bizden vergi topluyor. Yani Hazreti Muhammed böyle mi yapması gerekir? Ben size okul yaparım, yol yaparım, şey yaparım, bitti. Fakir fukara varmış, açmış, şey yapamıyormuş. Benim görevim değil o. O zenginlerin görevi, zenginler parayı buraya versin. Böyle mi yapar Hazreti Muhammed? Yapması gerekir. Ya yapması gereken zaten bir defa bireyin eğitim görüyor ya, mesleki eğitim ya da yüksek eğitim görüyor. Bu birey çalışmak zorunda. Bu bireye nasıl iş bulacaksın? Arkadaş, sen bunları mobilize edeceksin bir şekilde insanları. Ve iş kurdukları zaman önünü açacaksın. Bunlara faizsiz kredi veriyorsun. Bak, faiz yok bu işin içerisinde. Ve bunlara kurdukları fabrikada 10 kişi bir fabrika kuracaksa, bir atölye kuracaksa, bunlara sen bedava toprak veriyorsun. Ve faizsiz kredi veriyorsun. Bunlar eşit ortak olarak giriyorlar bu işin içerisinde. Şimdi böyle bir yapı içerisinde fakir insan olur mu? Zaten çalışmayan insan yok. Çalışıyor sonuçta. Çalışana sen teşvikler veriyorsun sonuçta. Yani burada fakir olmazsa şimdi, İslam devletinde fakir olmaz. Yani şu anda bak en büyük sömürü düzeni toprak üzerinde tapu mülkiyet kanunu çıkartılmış ve bunun üzerinde insanlar köleleştirilmiş ve şu an iliklerine kadar bunu insanlar işitiyor, hissediyor yaşamasında. Ve bu 20 yıl sonra şimdi, çok daha derinleşecek. Tamam, şimdi bu da konuşuyor ayrı bir konu. Biz konuyu toparlayalım. Yani devletin fakire bakmak gibi bir görevi yoktur dediğinde bunun Kur'an'dan bir belgesi olması lazım. Yani devlet neye dayanarak bunu diyecek? Benim fakire bakmak gibi bir görevim yok. Ben yol, su, elektrik işleriyle uğraşırım. Fakiri de öteki varsa zengin doyursun, beni ilgilendirmiyor gibi. Bunun belgesi olması lazım yani. Bak, sen devlet, böyle dediğin için bak, aklıma ben geldi. Ben devletim. Başkan benim ve benim burada ne diyorsam sözüm geçiyor bak. Bir öyle düşün şimdi bir anlık. Sen buradaki cemaat kaç kişi? Şu 15 kişiyiz abi. O 15 kişinin işi yok. Geldiniz. Başkan biz çalışmak istiyoruz. Ben diyorum ki aranızda mesleği olan insan kim? İki tanenin mesleği var. Tamam. Diğerleri o mesleği olan lokomotiftir. Diğerleri yani geçici bir süre vagon. Ama bunlar eşit şartlarda. Ben derim ki siz X işinden anlıyorsunuz. Tamam. Bu iş için kaç para lazım? Şu kadar. Sizin var olan paranız ne kadar? Şu kadar. Eksik ne kadar? Onu ben devlet olarak tamamlıyorum. Ama verdiğim bedava para vermiyorum. Ne yapıyorum? Milletin parasından veriyorum ama o parayı geri iade edeceksiniz. Çünkü o zaten benim param değil. Milletin parası. Size ben toprak veriyorum. Altyapı. Anlatabiliyor muyum? Siz bu bir yöntem. Bu bir devletin. Bak bu devletin bir yöntemi olabilir. Ben buna bir şey demiyorum. Zaten fakir olmaz böyle olduğu zaman. Ya o ayrı bir konu. Bilemezsin ki. Devletin imkanları her zaman her şey o fakirde olabilir. Olduğunda devleti sen bu sorumluluktan alıp çıkardığın için bunun Kur'an'dan bir belgesi var mı diye ben onu sordum yani. Yoksa İslam devleti nasıl olmalıdır? Tabu var mıdır yok mudur? Bunları ayrıca konuşup tartışırız yani. Ama zekatı devlet topladığından dolayı topladığı bu zekatı sadece belli kamu hizmetlerine harcama yetkisi var ama fakire verme yetkisi yok dediğimiz zaman bunun bir belgesini ortaya koymamız lazım. Abi o işte o fakire bak emri bireylere verilen emir. Devlete böyle
yok Kur'an'da. Bir ama ayet örneği, ayet örneği verelim o zaman Ali Baba. Demin okuduğumuz ayet işte. Yok o değil bak. Yok o değil. Yok o değil, o değil bak. Bak. Yolda kalmış hep bireyler burada muhatap. Devlet değil. O tabii ki o. Şimdi Tevbe suresi 60'ta diyor ki sadakalar Allah'tan bir farz olarak yalnızca fakirler, düşkünler, içinde görevli olanlar, içinde görevli olanlar şahıslara mı ait? Yani bu devlet memurları, zekat toplayanlar anlamında kullanmış olanlar kalpleri ısın